görüşür, var mıdır, vacip midir? Tabii de orasını bozan bir hanımefendi bu. Dini mi de? Zorlama var mı? Hangi kişilere kullandığı şey? İrani mezhebine göre evde hikâfa girebiliyor muyum? Kadın değil, ne? Öğrenmek herkese farzdır. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sevgili dostlar, her birinizi Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Cenab-ı Allah'tan sağlık, afiyet niyaz ediyoruz. Diyanete Soralım programına, Diyanet Televizyonu'na hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Malumunuz olduğu üzere Diyanete Soralım programında dini anlamda merak edilen sorulara cevap arıyoruz. Bu akşam ilminden istifade edeceğimiz, sizlerin sorularını sorup cevaplarını alacağımız kıymetli hocamızı sizlere takdim etmek istiyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşavirlerinden Sayın Sabri Akpolat Hocam bu akşam bizimle birlikte. Sizler de telefon bağlantısıyla yayınımıza katılıp merak ettiğiniz soruları bizimle paylaşabilirsiniz. 0312 alan koduyla 294-4-294 nolu telefon numarasını tuşladığınızda Diyanet Televizyonumuzdaki ilgili arkadaşlarla görüşeceksiniz. Sonrasında da yayında inşallah sorunuzu bizzat kendiniz sormuş olacaksınız. Diyanete soralim @diyanet.gov.tr adresi üzerinden de mail yoluyla sorularınızı paylaşmanız mümkün. Oradan gelecek soruları da bendeniz muhterem hocama aktaracağım sizin adınıza ve sosyal medya üzerinden. Özellikle program esnasında aklınıza gelen soruları an be an bize sormak isterseniz Facebook ve Instagram üzerinden Diyanete Soralım sayfalarına ulaşabilirsiniz. Bendeniz de yine aynı mailde olduğu gibi muhterem hocama sizlerin sorularını aktarmaya gayret ederim. Radyoları başında dinleyen dostlarımızın sorularını da bekliyoruz. Diyanet Risalet Radyo üzerinden de programımız canlı yayınlanıyor. Onlardan gelecek soruları da inşallah muhterem hocam cevaplandıracak. Hayırlar feth olsun, şerler def olsun. Ümmeti Muhammed sağlık, sıhhat, afiyet bulsun niyazıyla muhterem hocamıza bir hoş geldiniz diyelim. Sonra ilk telefon bağlantısını İstanbul'dan gerçekleştireceğiz inşallah. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Elhamdülillah, şükür olsun. Rabbimize afiyet sağlık versin. Amin. Müsaadeniz var mıdır efendim? Buyurun. Telefon bağlantısına geçelim hızlıca. İstanbul'dan Elif Hanım telefon attığımızda. Hoş geldiniz Elif Hanım. Sağ olun hocam, hoş bulduk. Siz de sağ olun. Hayırlı akşamlar olsun, hayırlı yayınlar olsun. Amin efendim. Buyurun. Benim ayaklarımda sorun var hocam. Ayak parmak aralarım kaşıntı, topuklarımda çok yarılıyor yani. Bayağı yarılıyor, öyle az filan değil. Ama bir 10 sene önce ne doktor dedi, ıslatma ayaklarını dedi. Evet. Ben de şu anda abdest almadan olmuyor biliyorsunuz. Yaş gelmiş şuraya. Yani problem yaşıyorsunuz ayaklarınızın. Evet, bunun ne problem var? Bunu nasıl abdesti nasıl uygulamalıyım ben buna yani? Ne yapmalıyım veya abdest aldığımızda hangi mezhebe uyarak mı? Soralım. Soralım Elif abla. Evet. Bakalım hocam ne diyor. Kur'an okuyak ede yani şeysi, sakıncası olur mu şeyini bir mezhep falan değişildiği zaman? Kendiniz yani orayı tabii bilirsiniz ne olduğunu. Tamam, açıklayalım inşallah Elif abla. Sıhhat afiyet diliyorum size. Anladığım kadarıyla mantar var ayaklarında ve su değmesi doktor tarafından da yasaklanmış. Yani değdirme demişler. Genelde bizim insanımız bu konuda doktorların tavsiyelerini biraz geç dinliyorlar ve ısrarcı davranıyorlar. Ayaklarını da herhalde bir müddet yıkadı, artık içinden çıkılmaz bir hale aldığı için çok problem oluyor benim için dedi. Bu şekilde ayaklarını meshederek ya da ayaklarını yıkamayı tamamen terk ederek abdest alabilir mi? Evet, bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Cenab-ı Hak şifalar ihsan eylesin. Amin. Olabilir. Bu tür rahatsızlıklar her insanda olabilir. Buna rağmen namaz kılmanız gerekiyor. Namaz kılmanın ilk şartı da nedir? Abdest almaktır. Tabii abdest nasıl alınır belli. Kur'an-ı Kerim ona tek tek açıklamış. El, yüz, baş, ayak tarzında bir sıralama vermiş. Resulullah Aleyhisselam uygulamış ve uygulatmış. Normalde böyle abdest alınır. Şimdi ayaklarında nasıl su değmemesi gerektiğine dair doktorun tavsiyesi varsa ona uyacak. Hı hı. Öncelikle ne yapması lazım? Mesela o yaranın tedavisi için gereken ilaçlar, merhemler, onları kullanabilir. O merhemleri kullanmakla birlikte su değmesinde sakınca yoksa bu şekliyle devam eder. Yani merhem kullanırsınız da belki altına su geçirmeyecek, önemli değil.
bu sağlık açısından önem arz ediyor. Sağlık sebebiyle o merhemi kullandığınızdan dolayı onun üzerine yıkamak suretiyle namaz kılabilirsiniz. Peki yani hanımefendi diyelim mes kullansa olabilir ya, soğuk mevsimlerde bilhassa bu olabilir. O takdirde mesela ola bir çözüm olabilir. Eğer yani, rahatsızlık vermeyecekse mes kullansın. Rahatsızlık vermeyecekse bir defa yıkar, ondan sonraki zamanlarda ayağından çıkarmadıkça efendim saati neyse 24 saat geçmedikçe o mest üzerine mest yapmak suretiyle bunu da uygulayabilir. Diyelim ki hiç su kullanmaması gerekiyor. Bu konuda doktor mutlaka bunu yapacaksın. Aksi takdirde hastalığın devam eder, çözüm bulamayız diyorsa o zaman yapacağı şey bellidir. Yani o yıkama işini geçecek ayakla ilgili. Belki ayaklarını yıkamadan kol, el, yüz, baş, diğer farizaları, üç farzı yerine getirmek suretiyle de namazını kılabilir. Bunun için başka bir mezhebi taklit yok, ediyorum falan demesine gerek yok, var mı? Yok, yok, yani bir mezhep farkı burada söz konusu değil. Şu olabilirdi, ayağında çatlak olabilir, elinde çatlak olabilir, kanama vardır. O zaman mezhep farkı söz konusu olabilir. Öyle bir şey olsaydı biz ne diyecektik? Mesela devamlı bir kanama oluyorsa... O zaman Şafii mezhebini taklit ettiler. Tabii Şafii mezhebi önümüzde var. Namaz, abdest konusunda bir sıkıntı yok. Onu o şekliyle abdestini alır ve namazını kılabilir. Ben Hanefi'yi uygulayacağım dediğinde bu devamlı kanamalarda vakit varsa vaktin sonuna doğru namazını kılmayı tavsiye ediyoruz. Ola ki durur falan diye mi? Yani tıraş oluyor mesela, yüzünde devamlı kanama var. Vakitte geçecek, kaldı 20 dakika. Onun durmasını, kanın durmasını bekleyemez. O şekliyle abdest alacak, vakti geçirmeden namazını kılacaktır. Peki abdestini aldı diyelim hocam Elif Hanım. Yani ayaklarını yıkamayı terk etti. Kur'an-ı Kerim okumasında veya farklı ibadetler yapması yani, bir problem yok değil mi? Çünkü Cenab-ı Hak size gücünüz oranda yükümlülük veriyor. Diyeyim Allah korusun kolunuz yok. Kolu yıkayacaksın diye Cenab-ı Hakk'ın bir emri olur mu? Yahut kolunuzu yıkamanız mümkün değil, yara, başka şeyler var. Buna benzer durum. Yani suyun değmemesi gerekiyor ve bu zaruri diyorsa doktor. Ama kalbi mutmain olmayacak gibi geliyor bana. Ama mesela mest bir tavsiye edilebilir ama sıcak havalarda, sıcak havalarda da çok zor olur. Efendim, yine de demek ki su değmemesi gerektiğine dair sağlığı açısından doktor mutlaka kanaat belirtiyorsa o yıkama fiilini icra etmeden, ayakları yıkamadan efendim abdestini alabilir ve onunla namazını kılabilir. Peki. Gökçe Hanım selamlarını ileterek başlamış sorusuna. Muhterem hocam, Allahümme ecirna minennar derken elleri ters çevirmemiz mi gerekiyor? Bu konuda bizi aydınlatırsanız seviniriz demiş. Evet, yani bazı kardeşlerimiz bu tür ifadelerde ya Rab bizi cehennem azabından muhafaza eyle demek o. Ne yapıyorlar? Ellerini aşağı salıveriyorlar. Bunu kim yapıyor aslında? Şafii mezhebinde böyledir. Hanefi mezhebinde böyle değil. Hanefi mezhebinde avuç içinin yere yönelik tutulması sadece nerede var? Yağmur duasında var. Resulullah Aleyhisselam'ın dua şekli. Normalde dua elleriniz semaya yöneliktir. Sema tazim makamını ifade eder. Yoksa haşa Cenab-ı Hak orada olduğu için değil. Bu tazimi yücelik ifade eden, atfetmek. Yücelik ifade eden bir durumdur. Resulullah Aleyhisselam'ın tavsiyesi olduğu için ne yapıyoruz? Eller semaya yönelik böyle dua edilir. Resulullah Aleyhisselam'dan nakiller şöyle. Öyle mesela bir savaşta sıkıntılı bir durumda Resulullah Aleyhisselam'ın koltuk altı beyazları dahi görünüyordu diyor sahabe. Şöyle böyle duası var. Nerede? Savaş meydanında böyle duaları oluyor. Peki başka ne var? Bela musibetlerde
avuç içini aşağı yönelttiğine dair rivayet var. Zaten Şafii mezhebi oradan. Ama buradaki bu ifade ecirna minen nar. Sıkıntı var mı hocam? Hayır. Bunda? Yok. Allahümme ecirna minen nar ondan dolayı o rivayetten kaynaklanıyor o fetva. Hatta Resulullah Aleyhisselam'ın elini kaldırmadan da dua ettiği var. Zaman zaman da böyle. Kaldırmadan dua edebiliyor. Değişik dua şekilleri var. Aynı düzeyde tuttuğuna dair rivayet var. Bunu birleştirdi diye anlayanlar da var. Yanlış diyemeyiz. Bazıları illa böyle ne yapıyorlar? Zorluyorlar. Bu tür rivayet de var ama bunu yani farklı görünmek düşüncesiyle yapmak büyük hatadır. Yani gerektiğinde böyle de yapılabilir. Fakat uygulama nedir? Aynı hizada. Aynı hizada ve avuç içi yukarı tabii bakacak. Olarak böyle avuç içi yukarıda olması şeklinde oluyor. Hanımefendiye vereceğimiz cevap Allahümme ecirna minen nar yani cehennem azabından ateşinden bizi koru şeklindeki niyazda ellerin aşağı indirilmesi Şafii mezhebinin bir içtihadıdır. Şafiler bunu yaparlar. Peki Hanefiler böyle yapıyorsa ne yapıyorlar? O mezhebi taklit ettikleri için bunu yapıyorlar. Ama bu ifade de yine böyle aşağı doğru çevrilmez değil mi hocam? Yani bu, Şafiler burada da mı çeviriyor? Evet, evet. Bunda da çevriliyor. Hmm. Allahümme ecirna minen nar'da Şafii mezhebi efendim ellerini, avuçları yere yönelik şekilde yapıyorlar. Ama Hanefi mezhebini ne dedik? Sadece yağmur duasında eller aşağı oluyor. Demek ki bu Şafii mezhebinin bir içtihadıdır. Ve Resulullah Aleyhisselam'dan nakledilen bir hadisi şerife dayanmaktadır. Eyvallah. Teşekkür ederiz hocam. İbrahim Bey İstanbul'dan bizi aramış efendim. Şu anda telefon attığımızda. Hoş geldiniz İbrahim Bey. Televizyonun sesini kapatmanız lazım İbrahim Beyciğim. Kapat. Evet buyurun. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Hocam ben bir sorum oruçla ilgili olacak. Ramazan'da bir türlü düşüremedim. Hayır olsun inşallah. Kefaret orucu tutacak bir insan Arabi ayları seçtiyse Recep, Şaban 60 gün tamamladı. Ertesi günde Ramazan'ın biri. Bu bir gün bunun oruç borcu var. Bu orucu yarın için mi Ramazan'ın birinde mi tutması gerekiyor yoksa herhangi bir gün mü? Evet. Soralım İbrahim Bey bakalım. Hocam ne diyecek? İstanbul'a selam ediyoruz. Hayırlı akşamlarınız olsun efendim. Allah'a emanet olun. Karıştırılan nokta sürekli burası oluyor. 61 günü bir bütün olarak okuduğumuz için, öyle anladığımız için sorular da buradan kaynaklanıyor. 60 günü tutan bir insan artık kefaret borcu ödemiş midir? Ödemiş. O bir ne zaman tutulacak bu konuyu bir izah edelim. Yani 61 gün, niçin 61 deniyor? İki kameri ay denmiyor da 61 deniyor bizim kitaplarda değil mi? Kitaplarımız işi sağlam alıyor. Kameri ayın başında başlamayabilir bir insan. Ocak ayının birinde başladınız, kameri değil. Ne yapacaksınız? 30 artı 30, 60 gün tutmanız gerekiyor. Peki bir günde kaza orucunuz, cezası 60, bir de kaza var. Bu kaza orucunun illa hemen peşinden tutulması diye bir şey söz konusu değil. O halde mesela bir beyefendi için bir de belirli yaşta olduğu için artık adet kanaması olmayan hanımefendiler için Recep ayının birinde başladıkları takdirde kefaret orucuna ister 29 ister 30 çeksin hiç önemli değil. İkisi de 29 çekebilir. 58 olur. İkisi yani 30 olabilir. Olur. 59 olur. Ya 60 da olabilir. Hiç önemli değil. Demek ki siz bilhassa erkek beyefendiler için ve özellikle de işte adet konusuna burada temas ettik. Çünkü adet görecekse bir hanımefendi onlar da hesaba katıp daha önceden başlaması lazım. O takdirde Recep'in birinde kefaret orucuna başlayan kardeşim Ramazan ayının birine kadar orucu tam tuttuğu takdirde kefaret tamamdır. O bir günü ne yapacak? Bir günü daha sonra
Ramazan'dan sonra müsait bir zamanda kaza edecektir. Bu şekliyle orucu ve kefareti tamamdır. Eyvallah. Allah kabul etsin. Bir telefon bağlantımız daha var. Avusturya'dan Faruk Bey telefon attığımızdaymış. Hoş geldiniz Faruk Bey. Allah razı olsun hocam. Selamun aleyküm. Aleyküm selam efendim. Buyursunlar. Furkan hocam, sizin gibi değerli hocalara bir sorum var. Sorabilir miyim? Buyurun efendim, ne demek? Ben bu senenin zekatını ödedim. Evet, Allah kabul etsin. Gelecek senenin zekatını da bu sene verebilir miyim? Çünkü neden? Bir tanıdığımız var. Sıkışmış, daralmış yani. Ön düşle versek ödeyemeyecek durumları var hocam. Yani aşağı yukarı 1500 euro kadar göndermek lazım. Anladım. Soralım. Peşin olarak önümüzdeki yılın zekatını verebiliyor muyuz? Hocam cevaplasın. Rabbimiz o kardeşimize de yardımcı olsun. İnşallah sıkıntılarından kurtulur. Avusturya'ya, Avusturya'daki dostlara da selam ve muhabbetlerimizi iletiyoruz. Ne dersiniz hocam? Evet, gayet güzel bir yaklaşım. Bir insanın ihtiyacı var. Ne kadar diyelim? 100 bin liraya ihtiyacı var. Siz de farz-ı muhal 50 bin TL zekat veriyorsunuz. O kardeşimizin ihtiyacının yarısını görebildiniz, karşılayabildiniz. O insanın neye ihtiyacı var? Bir 50 bin liraya daha ihtiyacı var mesela. Siz bu senenin zekatını 50 bin lira olarak takdim ettiniz. Tamam. Sonraki senenin 50 bin lirasını verebilir misiniz? El cevap olur. Daha sonraki senelerde katabilir misiniz? Evet, o da olur. Birkaç yani, senede verebiliriz. Birkaç yani. Senede olabilir. Bir Müslümanın ihtiyacı var. O da yüksek bir meblağ ise, sizin vereceğiniz miktar onu karşılamıyorsa, karşılayabileceği kadar 2 sene, 3 sene, 4 sene neyse onun zekatını baştan verebilirsiniz. Vakti geldiğinde o sene vereceğiniz zekat miktarı neyse onu düşersiniz. Eğer daha sonraki senede onun hesaplaması yapılır böylece. Yani meblağ aşağılardaysa tamamlarsınız. Orası önemli değil mi hocam? Tabii, mesela tabii. Normalde bu sene 1500 avro vermesi gerekiyordu zekatını ama önümüzdeki senenin zekatını da peşin 1500'den verdi. Sonra bir hesaplama yaptık ya, benim bu yıl 2000'e yükselmiş oldu. O zaman 500'de vermesi lazım. Verecek, evet. Peki, Allah kabul etsin. Bir telefon bağlantımız daha var. İstanbul'dan Suzan Hanım telefon attığımızda. Hoş geldiniz. Selamun aleyküm, hoş geldiniz. Aleyküm selam. Buyurun efendim. Hocam iki sorum olacak. Birincisi, buyurun. Bu kura daha çıkmamış bir tane amcamız var. Ama başka bir şirket böyle işçi olarak geçecek onu. Sadece kağıt üzerinde işçi olarak geçecek ama o şekilde hacını yapacak. Hac için gidecek ama işçi olarak giriş yapacak Arabistan'a. Bu caiz midir? Soralım. Soralım. İkincisi de kadınlarda bu kordon bağlatmak caiz midir? Ne şekilde caizdir veya ne şekilde caiz değildir? Çok kötü hamilelik geçiren kadınlar var veya değil mi? Ne şekilde caizdir? Peki, soralım onu da. Rabbimiz kolaylıklar ihsan etsin. İstanbul'a selam ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Eskiden beri duyarız hocam. Mesela vatandaş diyor ki ya, hacca gittim ben falanca senesinde, tabii diyor ben kasap olarak gittim diyor. Yaptın mı kasaplık diyorum. Yok. Yapmadım diyor. İşçi olarak gittim. Herhangi bir işte çalıştım yok diyor. Ben sadece vizem o şekildeydi ama ben bu işlerin hiçbirini yapmadım. Bir böyle diyenler var. Bir de hakikaten kasap olarak gidip kasaplık yapan ya da şoförlük yapmak için giden, aynı zamanda hac farizasını yerine getirenler de var. Hal böyleyken mış gibi yapmak acaba bizi sıkıntıya sokar mı? Evet, yani Müslümanların zaman zaman böyle doğru olmayan, haçta bile hilelerimiz var değil mi? Daha önce ihramlı olmadığı halde ihram elbisesi giyip tavaf, metaf alanında gezen, orada tavaf eden Müslümanlara temas etmiştik. Yaptıklarının doğru olmadığını söylemiştik. Ya hocam ben işte Kabe'ye aşıkım, İşte mutlaka orada olmam lazım, aşkım şöyle falan. Hayır, Cenab-ı Hak doğru olmanızı emretmiyor mu? Yani şimdi وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اِسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَب۪يلًا Ayet-i Kerime'de güç yetirenler için hac nedir? Farzdır. Bu Allah'ın bir emri. Peki Cenab-ı Hakk'ın bir emri de doğruluk değil midir bir Müslümanın? Tabii. Doğru olması icap ediyor. Bu noktada caiz mi? Değil.
Yani bir Müslüman yalan beyanla, yalan işle ibadet yapmamalıdır. Nokta. Biliyoruz adam 90 yaşında, 80 yaşında yürüyemiyor ama kasap yardımcısı olarak vize almış, hacca gelmiş. Neyle gelmiş? İşte bu paravan şirketler var. Zaman zaman haç döneminde ortaya çıkan, efendim bir yerlerden alıyorlar bu vizeyi nasıl oluyorsa, mesela 150 tane şoför, 200 tane de kasap götürme yetkisi olan şirket oluyor. Bunu nasıl ayarlıyorsa bunu bine çıkarıyor. O aradaki diyelim 800 kişiyi de böyle sağdan soldan şu kadar para verirseniz sizi götürürüm diyor. Tabii insanlar haç, yani Kabe'ye gitmek istiyorlar. Tabii onlar da her yıl denemek istiyorlar haliyle. Ha, istismar ediliyor. Paravan şirketler tarafından istismar ediliyor. Yani bunlar kayıtlı, devlet tarafından tasdik edilen, onaylanan şirketler değil. Böyle olamaz zaten, resmi devletin onayladığı bir şirket bunu yapamaz. Sahtekarlık bu. Bu paravan şirket dediğimiz o dönemde işte bu işi çevirmeye çalışan insanlardan oluşuyor. Bu yönüyle caiz değildir. Yani yalan beyanla ibadet yapamazsınız. Peki hocam, gittik, ihrama girdik, Kabe'yi tavafımızı yaptık. Yani temettü haccının gereği neyse, efendim gerekeni yaptı, sa'yimizi yaptık, ihramdan çıktık. Daha sonra da vakfiye gittik, vakfiyemizi yaptık. Dönüşte saç, baş, tıraş. Daha sonra efendim ziyaret tavafımızı yaptık. Ve işi bitirdik. İşi bitirdik. Benim hacım olmadı mı? Oldu. Fıkhen olur. Ama o baştaki hileli durumu Cenab-ı Allah sorar. İşte o caiz değil, o olmaz. Fıkhen usulüne göre yaptığınız hac olmadı denmez. O başka bir şeydir. Ama böyle yanlışlık, sahte işlere tevessül ederek Müslümanlar bu ibadete yönelmemeli. Bu paravan şirket, neyse kimlerse başlarında, onlara itibar etmemeli. Böyle sahte işlerle hiçbir zaman zaten yol anlamaz da bari bu ibadeti temiz bir şekilde yapmalı. Ama hocam kurada çıkmıyoruz. Yani çıkmazsa sorumlu olmazsınız. Orada da nasibini yani, bekleyeceksiniz. Cenab-ı Hak nasip ederse gidersiniz, nasip olmadı, vefat ettiniz. Cenab-ı Hak niye gelmedin diye sual etmeyecek. İnşallah. Hasret Hanım'ın sorusu var hocam. Selamünaleyküm. Bir anne okuyan, babası olup da bakmayan ve maddi durumu iyi olmayan torununa veya boşanmış, maddi durumu iyi olmayan kızına zekat, fitre, fidye verebilir mi? Bu konuda beni bilgilendirebilir misiniz demiş. Çok sevinirim. Allah sizden razı olsun. Amin. Bir yere not etmiş. Peki o kordon bağlama konusuna girelim mi? Bunu cevaplayın hocam. Sormuş olduk belki. Yani Hanefi mezhebinde, sonra sorayım onu. Hanefi mezhebinde usul ve furua, zengine, Müslüman olmayana zekat verilemiyor. Yani siz kendi kızınıza, oğlunuza, onların çocuklarına, kız ve oğullarına, neyse torunlarınıza zekat veremezsiniz. Anne babanıza veremezsiniz. Onların anne babasına da veremezsiniz. Hanefi mezhebinin kanaati budur. Eyvallah. Suzan Hanım'ın diğer sorusu da kordon bağlatmakla alakalıydı. Evet. Bunun caiz olduğu durumlar var mıdır yoksa bütünüyle caiz değil midir? Bu konuda sizden bilgi istemiştim. Caiz olduğu durum var. Ancak şöyle, yani çok çok çocuk var. Çok fazla çocuğumuz oldu. Bundan sonra olmasın gibi bir düşünceyle kordon bağlatmak caiz değil. Geriye dönüşü mümkün olmayan bir işlem bu. Hı hı. Ancak mesela doğum yaptığında hayati tehlike varsa, yani o konuda doktorun kanaati, ya bundan sonra doğum yapman mümkün değil. Yaptığın takdirde hayati tehliken var. Yahut Allah muhafaza, yani artık iş yapamaz hale gelirsin, felç olursun gibi. İşlev göremiyor artık kadın. Böyle bir tehlike, zaruri bir durum varsa
O zaman kordon bağlatılabilir. Caiz. Bunu da hekimler söyleyecek değil mi hocam? Tabii, tabii zarureten ancak caiz olabilir. Onun dışında çocuk fazla oldu, efendim şu oldu, bu oldu gibi sebeplerle kordon bağlatmak hem erkekler için hem de kadınlar için caiz değildir. Peki, teşekkür ederiz. Ankara'dan bir telefon bağlantımız var. Ayşe Hanım telefon hattımızdaymış. Hoş geldiniz Ayşe Hanım. Hoş bulduk. Buyurun efendim. Ben hayırlı yayınlar diliyorum teşekkür önce. Teşekkür ederiz. Allah sizden razı olsun. Yani ama Allah yayınlarımızın biraz daha uzun olmasını diliyorum inşallah. İnşallah diyelim. Ben size şey soracağım önce. Kaza namazım vardı benim. Evet. Bayağı bir vardı. Onu iki gün kıldım hep yani bitirdim Allah'ın izniyle. Kaza namazım bitti. Şimdi ben tekrar kaza namazına mı devam edeceğim? Yoksa nafile namazlarımı kılacağım. Nafile namazı zaten evvabin, kuşluk, teheccüd onları kılıyorum. Yoksa aralarda kılacağım mı yani? O namazdan arkasına nafile namaz mı kılacağım? Soralım. İkinci sorum da hocam. Çok utanarak, Allah'tan korkarak söylüyorum, soracağım onu da. Ama sormak zorundayım. Çok çünkü şey yapıyorum yani pişmanlık duyuyorum. Çok acı çektim. 20-25 sene diyeyim veya 30 seneye yakın zaman önce biz durumumuz yoktu diyeyim yani. İşte elektrik, su falan kaçak kullandık. Ama şimdi onun şeysini çektim ben şimdiye kadar hep. Şimdi de az az derken depremden sonra bu deprem bölgesine AFAD'a ben para göndermeye başladım. O elektrik su parası için. Yerine geçer mi diyorsunuz? Sevap beklemek sizin yani. O hani borcumu ödemek için, o da hani bir devletin bir kurumu olduğu için. Acaba onu ben ödemiş olur muyum? Hani bayağı bir müddet ödemek istiyorum yani elimden geldiğince. Evet. Geri kalan da kalırsa tövbe edeyim, kabul olur mu inşallah? Soralım Ayşe abla, bakalım hocam ne diyecek? Rabbimiz kolaylıklar ihsan etsin. Ankara'ya selam ediyoruz. Hayırlı, bereketli akşamlar. İkinci sorusundan başlayalım isterseniz. Yani bir hata yaptığının farkında bu hatanın nasıl telafi edileceğine dair de bence bir araştırma yapmış Ayşe Hanım. Sonuç olarak yaşanan deprem felaketinden sonra büyük hizmetlerini ve faydasını gördüğümüz AFAD kurumumuza bir miktar bağış yapmaya başlamış. Artık bunu mutat olarak yapıyor. Bu şekilde acaba o maddi hakkı ödemiş olur mu? Evet, yani devlet kurumuna karşı borçlanmış, öyle anlaşılıyor değil mi? Eskiden elektrik kurumu vardı, evet. Şu özel değildi o. Su da belediyenin bildiğim yani devlet kurumlarıydı. Şimdi belediyeye gidip ben fi tarihinde şöyle yapmıştım, alın şu parayı diyecek hali yok. Yani böyle bir şey de zor, olmaz. Yaptığı uygulama devlet kurumu olarak AFAD'a yatırması güzel bir çözüm olmuş. Hesabını yapsın, o dönem ne kadar mesela hakka geçmişti, onun günümüzdeki değeri neyse o miktarı mutlaka peyderpey gücü yettikçe ödemeye çalışsın ve ayrıca Cenab-ı Hak'tan af dilesin. İnşallah Cenab-ı Hak gafur ve rahimdir. Eyvallah hocam, Rabbim günahlarımızı affetsin. İkinci soru, ilk sorusu da şuydu. Kaza namazı borçlarım vardı, hamdolsun bitirdim dedi onları. Bitirdiğinden de gayet emin. Şimdi yine kaza kılmaya devam mı edeyim yoksa nafileleri mi artırayım? Evvabin, kuşluk bunları da kılıyormuş. Yani bunun yanında ne kılmasını tavsiye edersiniz? Uygulamayı ona göre yapacak. Yani tavsiyemiz tabii kaza namazı borcu kalmamış ise devam etmesi gerekir mi? Hayır. Yani böyle bir mecburiyeti kalmamış. Bundan sonraki hayatını artık yani ibadetle geçirebileceği kadar geçirsin. İşte duha namazıdır, evvabindir, efendim teheccüddür, neyse nafile olarak namazlar kılabilir. Diğer Kur'an-ı Kerim mesela eğer öğrenememişse mutlaka ne yapsın? Bir Kur'an kursuna gitsin, güzel Kur'an okumaya gayret etsin, o da önemli. İbadetlerini daha düzgün, daha güzel, fıkha uygun ve kıraatı da düzgün olarak yapabilmek için böyle bir gayretin içinde olabilir. Yani madem vakti var, hoca hanımlardan istifade etmeli. Yani Kur'an'la hemhal olsun.
sohbetlere gitsin. Mesela hoca hanımlar mutlaka bir şeyler anlatıyorlardır. İşte Diyanet'e soralım gibi yahut değişik özel televizyonlardaki dini programları takip, onlar da hı hı. büyük fayda sağlar. Yani yapacağı şey fezkuruni ezkurkum. Cenab-ı Hak siz beni anarsanız ben de sizi anarım buyuruyor. Yani Cenab-ı Hak da hemhal olmanın gayreti içinde olsun. Amin inşallah. Yani kendisini artık bir istikamete vermiş. Cenab-ı Hak bu istikamet üzere daim eylesin. Amin hocam. Amin amin. Diyarbakır'dan bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Ömer Bey telefon attığımızda. Hoş geldiniz Ömer Bey. Hoş bulduk. İyi akşamlar hocam. Sağ olun. Hayırlı akşamlar. Hocama iki sorum olacak benim. Buyurun. Birinci sorum, üç tane kızım var. Maşallah. Kendi mirasımın tamamını onlara bırakabilir miyim? Dinen belli bir oranının akrabalara bırakmak gerekiyormuş. Oğlum olmadığı için. Sağlıklı bir bilgi almak istiyorum bu konuda. Birinci sorum bu. Soralım. İkinci sorum da 20 yıl önce bir arsa aldık. Bir bölümünü sattık. Yeni sattık. Sattığımızın zekatını hemen verdim. Bir yılı beklemeden. Bir kısmını da vila yapacaklar. Daha başlamamışlar. Onun zekatı nasıl olacak? Başlamadan mı, bittikten sonra mı veya villanın zekatı verilmiyor? Yani villayı tabii Ömer Bey, villa yaptıktan sonra kullanacak mısınız? Orası önemli. Bir kullanmak, hem kullanmak hem satmak. Anladım. Tamam. Bunu da soralım. Rabbim kolaylıklar versin. Bize de dua edin inşallah. Üç kız babası bir insan olmak bence gayet mutluluk verici bir durumdur. Diyarbakır'a da selam ediyoruz. Üç kızla alakalı bir hadis-i şerif var mı hocam? Sanki ben öyle yani bir... Resulullah Aleyhisselam üç kızı olup onlara ikram edenlere cennet Allah Allah. Verileceğini beyan buyuruyor. Sonra birisi iki kişi olmaz mı diye sormuş. Evet o da olur. Hatta aşağı inelim, bir kızı olup onlara ikram eden de cennete gider inşallah. İnşallah. Hadis-i şerif şöyle, mesela bir kadıncağız Hazreti Ayşe validemizin yanına geliyor eve. Çocuk, iki tane kızı var. Aç, hiçbir şey yok. Bir şeyler istiyor Hazreti Ayşe'den. Orada evde de ne varmış? Bu Müslümanlar için önem arz ediyor. Bir tane hurma varmış. Peygamber Aleyhisselam'ın o gün evinde bir tane hurma var. Allah Allah. O kadar varlığı olmayan da sahabiye hanım var, çocukları var, hiçbir şey yok. Yani bunlar Müslüman, bunlar İslam'ı yaşıyorlar. Biz de yediğimiz önümüzde, yemediğimiz efendim farklı soğan sarımsak hesabı kitabı yapıyoruz. Yani apayrı bir Müslüman yapısı oluşmaya başladı. Allah korusun bizleri. Amin. Cenab-ı Hak korusun. Şimdi miras konusuyla alakalı bir soru sordu. Bir tane hurmayı ikiye bölüyor. Bir kızının birine yarısını, öbürüne yarısını veriyor. Onlar yavrucağız, yani kadın aç. Bunu Peygamberimiz anlatıyor. Böyle bir kadın geldi ki çocuğu vardı, bir hurma. Ona yarısını kendi açtı. İşte Resulullah Aleyhisselam bu kız çocuklarını gözeten, onlara bakan edenlere cennet vacip olur diye buyurdular. Kız iki, üç olunca zaten ahlakını güzel yaptıysanız, efendim onların güzel bir izdivacını temin ettiyseniz, dinle münasebetini kurduysanız, bunlar o kız çocuklarına yaptığınız ikramdan dolayı özel olarak Cenab-ı Hak sizi inşallah cennetine i̇nşallah, koyacak. İnşallah. Şimdi şöyle bir durum var. Üç tane kızınız var, erkek çocuğunuz yok ise, miras vefatınızla birlikte kalan malın 2/3'ü kızlara, Kur'an ayet-i kerimede birden çok olduklarında 2/3 onlara verilir buyuruluyor. Peki bu takdirde oğlan olmadığında erkek kardeş vesaire devreye giriyor. Kalan kısmı onlara intikal ediyor. Herhalde bu anlatılmış beyefendiye. Evet, onu da biliyor gibi. Yani miras olarak mal kalırsa taksim böyle yapılır. Fakat şunu yapabilir, yani ben kız çocuklarıma kalsın tamamı diyorsa, vefat öncesi bu malın çocuklara hibe edilmesi gerekir. Yani şu an hayatta hibe Ömer Bey edecek, bugün verebilir değil mi? Hibe edecek, karşı taraf da bunu kabul edecek. Hibe ve kabul.
gerçekleştiğinde malın sahibi kızlar olur. Vefa sonrasına mal kalmayacağı için mirasta söz konusu olmaz. Yani böyle bir çözüm olabilir. Peki, teşekkür ederiz. 20 yıl önce bir arazi aldım diyor. Birazını sattık. Satar satmaz onun zekatını verdim diyor. Hassas bu konuda benim anladığım kadarıyla. Şimdi üzerinde de bir villa yapılacak. Bunun zekatını vermek durumunda şu mı? Şu an arsa sanıyorum. Evet, şu anda arsa. Evet. Yani arsa olarak şu anki değeri neyse o değeri üzerinden cebindeki para gibi düşünsün. Cebindeki paraya zekat nasıl vermesi gerekiyorsa o arsası kaç lira tutuyor mesela? 1 milyon TL tutuyor. 40'a bölecek, 25 bin lira diyelim zekatını verecek. Daha sonra satmak üzere villa yapıldı diyelim. Ticaret maksadıyla oluyor. O zaman değer kazanıyor değil mi malınız? Kendisi yapıyor herhalde. Villa değeri o zaman diyelim 10 milyona bali oldu. O takdirde satmak üzere yapılan o villanın, efendim 40'ta birinin villa olarak zekatını vermeniz gerekir. Peki hocam, mesela burada Ömer Bey bu arsayı ileride bir ev yaparız, işte bir villa olur, içinde otururuz niyetiyle aldıysa o zaman zekat yok. Burada hangi maksatla satmak, aldığını bilecek. Yani satmak maksadıyla arsayı almış, ev yapıp satmak maksadı varsa O zaman zekata tabi. Öbür türlü zekat gerekmez. Eyvallah. Yani şu durumda hani üzerine bir ev yaparız, yarın bir gün müteahhit girer, otururuz düşüncesi varsa yine vermeyecek. Problem yok. Ama satmak üzere villa yapma düşüncesi varsa o zaman zekata tabi olur. Peki, teşekkür ederiz. Almanya'dan bir telefonumuz var. Ayşe Hanım telefon attığımızda. Hoş geldiniz Ayşe Hanım. Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar. Çok teşekkür ederim. Benim bir sorum olacak. Buyursunlar efendim. Ben bu haca gitmekle alakalı sorulacak çok şeyler var da bu haca gitmekten alakalı bir şey sormak istiyorum. Buyurun. Hani burada bizim haca gidebilmemiz için en azından 8 bin euro oldu şimdiki hac masrafları. Evet. Fakat biz daha Afrika ülkelerinde çocukların açlıktan öldüğünü televizyonlarda her gün izliyoruz. Acaba biz düşünüyoruz ki bu hac parasını oralara verilse daha uygun mu olur? Yoksa illaki haca gidilmesi lazım mı? Ben buna çok merak ettim. Daha önce hac farizasını yerine getirdiniz mi Ayşe Hanım? Hayır, hayır. Hiç getirmediniz. İlk defa giderseniz yok. Peki. Soralım. Yaklaşım güzel ama burada belki bizim için farklı bir sonuç çıkabilir. Hocam en doğrusunu söyleyecektir. Almanya'ya selam ediyoruz. Dua istirham ederiz efendim. Allah'a emanet olun. Yani dinlediğimiz zaman sanki böyle bir akla yatar bir hali var. Öbür tarafta insanlar açlıkla, sefaletle mücadele ederken, hatta açlıktan hayatlarını kaybederken biz hac farizasını yerine getirmesek de parasını onlara göndersek illa gitmek mi gerekiyor sorusu da aklımıza daha büyük bir soru işareti getiriyor. Ne dersiniz? Yani parayı bir fakire gönderdiniz, karnını doyurdunuz, size dua etti. Bunun sevabının ne kadar olacağını biz takdir edemeyiz. Cenab-ı Hak belki de bununla size 10 tane hac sevabı verebilir. O ayrı bir meseledir. Fakat ibadetleri tayin eden kim? Cenab-ı Allah. Nereye gidilecek, ne yapılacağının bilgisini ve emrini o veriyor. Yani hac ancak belirli şartları taşıyan insanların, yani velillahi alennes ayet-i kerimede istita'a vardı değil mi? Mali gücü olacak. Efendim, yerde çocukları varsa onların geçiminin temin edilmesi lazım. Hanımefendiler için Hanefilerde bir özel şart vardı. Mahreminin bulunması, yani eşi, çocuğu, kardeşi gibi. Bu durumlarda hac farz oluyordu. Bu şartları taşıyan bir kardeşimin kura engeli falan yoksa, gitme durumu söz konusu ise gitmesi farzdır. Ama bu ömür boyu yapılacak bir ibadet. Yani hemen o sene yapmasanız, gitmeseniz haram olmaz. Günah o değildir. Bir dakika, üzerinde bu mesela bu şartları taşıyorsa taşıdı hacca gitmeye imkanı var. Hemen gitmesine gerek yok mu? Hemen gitmesi farz değil.
terahi dediğim iki kanaat var burada. Hmm. Bir görüşe göre hemen gitmeli ama bizim kanaatımız ömür boyu vefata kadar da bu tehir edilebiliyor. Şöyle olabilir, olağanüstü bir şart var. Diyelim bir deprem, büyük bir deprem oldu değil mi? Yani bir şöyle de bir imkan tanıdı Diyanet diyelim, farz-ı muhal. Oradaki kardeşlerimize şu kadar yardım yapan kişilere gelecek sene Kura'da öncelik vereceğiz, hacca gidebilecekler dediler. Ama siz yani, de o imkanı... Bunu doğru anlayanlar olur hocam. Yani yok. Bu öyle. Sizin örneğiniz. Hal diyorum. Ha, tamam. O zaman mesela seneye gidebilecek durumdasınız. Bu sene bu parayı hacca gitmeyeyim de efendim o ihtiyaç sahiplerine göndereyim derseniz bunda bir anormallik olmaz. Ama şimdi kura meselesi var. Kura'da çıktığınızda ne oluyor? O sene gittiniz gitmediğiniz takdirde sıfırdan kayıt başlıyor. Evet. Ya yurt dışı için belki böyle bir kura şartı benim bildiğim kadarıyla yok. Olabilir, bilmiyorum. Belki orada biraz daha kolaylık var. Biraz daha belki hızlı kolaylık gidebilme varmış imkanı vardır ama işin şu boyutu yok mu hocam? Yani hani bu Cenab-ı Allah'ın bir emri. Evet, fakirlere, ihtiyaç sahiplerine, yoksullara yardım etmek de çok büyük sevap. Yani bunu yapmak için diğerinden vazgeçmek mi gerekiyor? Yok, İkisini işte beraber yapalım. Şimdi altyapıyı oluşturduk, şimdi üst yapıya geçiyoruz. Atacağım. Asıl eyvallah mesele, bu ibadeti tayin eden kim? Cenab-ı Hak. Yani hac, Müslüman üzerine farz, belirli şartları taşıyan. Evet. Bir ibadet diğerine alternatif olamaz. Hacca gitmeyin, fakire para tasadduk edin. Namaz kılmayın, fakire para verin. Efendim şunu yapmayın, fakire para verin diye bir şey olmaz. Namaz da kılacak Müslüman, fakire de destek olacaktır. Bu öyle. Şimdi yaklaşım gayet güzel ama mesela başkalarının aklına şu gelmiyor. Turizm sektörü değil mi? Türkiye'de bayağı etkin. Tabii doğru. Bir insan hatta Antalya'yı bile es geçiyor, bilmem hangi ülkenin neresine gidiyorsunuz. Falanca ülke mesela günde bilmem şu kadar para ödemeniz gerekiyor. Otelin günlük masrafı şu kadar. Yani 3-5 hac karşılığı parayı ödeyebileceğiniz bir turistik seyahat da söz konusu olabiliyor. Şimdi haccı söz konusu eden kardeşlerim şunu diyebilseler. Biz bu sene Türkiye'ye gidip tatil yapmayacağız diyebilirler mi? Tatil yapmasınlar, fakire versinler. O zaman bir anlam ifade edebilir. Kaldı ki yani turistik seyahat farz olan bir emir değil. Yani insanlar rahat etmek için yani yılda bir ay istirahat edip 11 ay rahat çalışabilmek için gidiyorlar. Bunda bir anormallik yok. Ama kardeşlerimiz, hanımefendi için demiyorum, yani ülkemizde de böyle şeyler var. Hacca gideceğine fakire yardım et. Ama o ağızlardan şunu duyamıyoruz, yani turizme harcayacağın parayı niye fakire vermiyorsun? Yazlık alacağına niye fakire vermiyorsun? Hiç böyle kelam eden yok. O yüzden özetle şudur, hac ibadeti şartlarını taşıyan insan için farzdır. Bunun yapılış tarzı, yapılma şekli bellidir. Bir Müslüman o şartları taşıyorsa mutlaka hacca gidecektir. Ama Hanefi mezhebinde mesela umre sünnet. Hocam olağanüstü bir durum var. Umreye gitmesem de fakire yardım etsem deseniz ona bir şeyler diyebiliriz. Ama hac farz olduğu için. Ama hac farz. Mutlaka şartlarını taşıyan insanlar hacca gidecek ama bizim insanımız haccına da gider, fakirini de gözetir, mağdur insanların hallerinden anlar ve onlara ikram eder inşallah. Eyvallah. Abdullah bin Ömer ile alakalı şöyle bir şey anlatılıyor hocam. Bir köle görüyor, elindeki iki parça ekmeği çok karnı aç olan bir köpeğe verince... Sonra köpek bir daha geliyor, diğer parça ekmeği de veriyor. Abdullah bin Ömer, şimdi sen ne yiyeceksin diyor. Ben bugün oruç tutarım diyor. Ya bitti. Sonra Abdullah bin Ömer o hurma bahçesini ona hibe ediyor, özgürlüğünü veriyor. Daha sonra diyorlar ki bu kadar çok şey verilir mi?
O elindekinin hepsini verdi, ben sadece bir kısmını verdim diyor. Yani önemli olan elimizdekilerin birçoğunu verebilmek. Hangimiz birçoğunu verebiliyoruz? Bu konuda bir dengelememiz lazım kendimizi. Ona göre de yani, karar vermek en doğrusu. Kaldı ki zekat diye bir müessese var değil mi? Sadaka ayrı. Zekatını verse bugün Müslümanlar bir tane fakir kalmaz. Ha, tamamını böyle eksiksiz, noktasız değil mi hocam? Yani bize gelen sualler genelde nedir? 200 gram altın, en fazla yarım kilo, yarım diyelim 500 gram altın şeklinde soru geliyor. Hiç bir ton altınım var, zekatı ne kadar vereceğim diye sual geldi mi 10 yıl içerisinde? Gelmedi hocam. Gelmedi. Niye bu gelmiyor? Onlar bu meseleyi gayet iyi bildikleri için mi? Veya 80 tane dairem var, ben emlak neyse o işleri yapıyorum. Kaç tanesini zekat olarak vereceğim diyen kaç Müslüman duydunuz? O yüzden bu müesseseler, yani zekat müessesesi gereği gibi çalıştırılsın, dünyada aç insan kalmaz. Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Bir telefon bağlantımız daha var. İstanbul'dan Süheyla Hanım telefon attığımızda. Hoş geldiniz efendim. Hayırlı akşamlar. Sağ olun. Hocam. Hayırlı akşamlar. Benim iki tane sorum vardı. Buyurun. Bu maaş aldığımız bankalar işte diyor ki mesela 500 liralık alışveriş yaparsan işte 40 lira çift para vereceğiz. İşte bilmem 250 liralık alışveriş yaparsan işte şu kadar çip para vereceğiz. 1 milyarlık yaparsan şu. Bu çip para birikiyor, birikiyor. Bunlarla işte evin ihtiyaçları, çaydı, işte havlu peçeteydi, işte ihtiyaçları, yiyecekler almak, mutfak eşyasını almak helal mı, haram mı yani? Soralım. Alalım mı, alalım. Soralım. İkincisi de ya param var fakat şu an acil evladıma vermek zorundayım. Çünkü vermezsem olmaz. Borç parayla kurban kesilir mi? Yani ben onu, bu evladıma borcum, şey parayı bir kestiğim an hemen bir defasında öderim o kurban parasını. Peki. Soralım. Bakalım hocam ne diyecek? Cenab-ı Allah size sağlık afiyet versin. Evladınıza da sağlık afiyet versin efendim. İstanbul'a selamlar. Hayırlı akşamlar. Para puan hem maaş kartlarında, maaş kartında var mı bilmiyorum ama kredi kartlarında genelde karşılaştığımız bir durum. İşte alışveriş yaptıkça anlaşmalı firmalardan daha çok veriyorlar bildiğim kadarıyla. Bir miktar para birikiyor. Daha sonra istediğiniz herhangi bir ürünü de satın alabiliyorsunuz. Bunları kullanmakta bir problem var mı acaba? Evet, ben o kartı fazla kullanmıyorum ama evde kullanan var. Onlardan biliyorum. Yani şu kadar bizim işte birikmiş falan diyorlar az buçuk. Hmm. Onlar biliyorlar, oradan duyuyorum. Fakat biz şunu yapmıyoruz. İhtiyacımız neyse alıyoruz. İhtiyacımızı alıyoruz. Yani almamız gerekiyor. O arada diyelim kendiliğinden birikiyor. Kendiliğinden işte şu kadar 10 lira, 20 lira, 5 lira katıyorlar. Yani sizin hesabınıza geçiyor. Daha sonra birikiyor 50-100 lira. Onunla daha sonraki alışverişte kullanıyorsunuz. Hanımefendiye şunu diyelim. İhtiyacınız olmadığı halde bir şeyi alarak bu yola tevessül etmeyin. İhtiyacınızı alın. Yani size şunu alırsanız ama hiç kullanmayacağınız bir şey. Bunlar israfa girer. İsraf boyutunda olmamak kaydıyla alışveriş yapın. Onlar size bir şeyler ödüyorsa onu da kullanabilirsiniz. Ama hiç kullanmayacağınız, hiç kullanma ihtimaliniz bile olmayan şeyi sırf onlar böyle dedi diye alırsanız o parayı alayım diye. O israf noktasına gider, onu tavsiye etmeyiz. Eyvallah. Yani biraz da tüketim çılgınlığına sevk edecek onu bir teşvik hadise gibi. Evet. Peki. Şimdi diyor ki benim evladıma bir miktar para lazım. Ben ona borç vereceğim ama borç verirsem de bu sefer kurban param kalmayacak. Ama kurban paramı da borç alarak çözebilirim. Bu durumda kurban kesmesinde bir problem var mı hocam? Yani borç alarak kurban kesmenizde bir sakınca yok. Hatta kredi kartıyla diyelim 10 ay ödeme şeklinde bazı müesseseler ne yapıyorlar? Sağlam iş yapıyorlar. Sonra dikkat etmek lazım. Diyelim 5000 liraya falanca hayvan kurban onu kredi kartıyla alıyorsunuz. 10 ay ödemeli oluyor. Siz faize düşmemek kaydıyla bunu yapabilir misiniz? Yaparsınız. Tek şartımız ne? Faizli kredi çekerek, faize düşerek kurban kesmeyiniz. Nokta.
Ancak hanımefendi başkasından borç alırım, daha sonra ödeyebilirim diyorsa, faiz meselesi yok ama ortada. İtibarınız var, eşiniz, dostunuz var, oğlunuz, başka yavrunuz, kardeşiniz olabilir. Yani bunlar böyle de halledilebilir. Destek ediyorlar. Aldığınız borç parayı daha sonra rahat ödeyebiliyorsanız, ki herhalde problem yok, o takdirde kurban kesmenizde bir sakınca olmaz. Eyvallah. Bir soru daha sorayım hocam. Hızlıca telefona geçmek istiyorum çünkü. Yurt dışında yaşayan bir dostumuz Mustafa Bey diyor ki, muhterem hocam burada herkes kurban kesiyor fakat biz kurbanı birbirimize dağıtıyoruz diyor. Yani fakir bulmak veya bir fakire ikram etmek durumu söz konusu değil. Böyle olunca bir problem oluşur mu demiş. Yok, olmaz. Yani ikram etmek de Müslümanın değil mi bir görevidir. Tehadev, tehabbu buyuruyor Peygamber aleyhisselam. Hediyeleşin, muhabbetiniz artar. Diğer bir faydası nedir yurt dışında? Bu işlemlerle siz neslinizi eğitiyorsunuz bakın. Yurt dışında kurban noktasına, kurban fiiline çok dikkat edilmeli. Yavrularınıza da kurban ibadetini öğretmeniz gerekiyor. Bu neyle mümkün olacak? Kurban bayramında evinize et gelecek. Siz başkasına göndereceksiniz. Bunlar evde de eğitimi sağlıyor. Yani fakir insan yok. Verdiğimiz insanlara yine verelim, muhabbet olsun. Verin ne olacak yani? Komşunuz zengin. Kestiğiniz kurbanla götürdünüz, ikram ettiniz. Bir anormallik var mı? Yok. Yok. Peki. Ama fakir varsa önceliği ondan yana kullanmak iyi olur. Tabii ondan yana yapabilirsiniz. Düzce'den bir telefon bağlantımız var. Fatma Hanım telefon attığımızda. Hoş geldiniz. Alo. İyi akşamlar hocam. Sağ olun. Hayırlı akşamlar Fatma Hanım. Duyuyorum efendim. İyi akşamlar hocam. Hayırlı akşamlar. Size iki tane sorum var. Buyurun. Biri, biz kendi başımıza hacca gidebilir miyiz? Yani. Evet, hanımlar tek başına hacca umreye gidebilir mi? Şimdi sorum bu. Tamam, ikiyi de alalım. İkinci sorum, biz hayvan bakıyoruz. Yani biz bir sene annelerimize kesiyorduk, vefat etmiş annelerimize. Bir sene babalarımıza kesiyorduk. Bu sene eşim de vefat etti. Hani dördümüz kesecektik. Şimdi ben ne yapabilirim yani bu ölmüşlerimi kesebilir miyim? Yani ölmüş eşiniz adına kurban kesmek istiyorsunuz. Evet. Peki. Rabbim rahmetiyle, merhametiyle muamele eylesin. Düzce'ye selam ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Hocam vaktimiz biraz dar. Hanımefendiler kendi başlarına yanlarında bir mahremleri olmadan hacca veya umreye veya 90 kilometre yaşayan bir mesafeye gidebilirler. Yani bizim kanaatimiz Şafii mezhebinin diğer mezheplerinin de kanaati, emniyet ortamı varsa hacca umreye gitmelerde bir sakınca olmaz tarzındadır. Yeter ki kurada çıksın. Peki. Daha önceki yıllarda hep anne babası adına kesmiş. Yani onlar da vefat etmişler. Evet, onlar adına da kesmiş. Yani. Bu yıl beyim de vefat etti diyor. Ölen insanlar adına da kurban kesilebilir mi? Yani ölü kurbanı diye öyle bir kurban yok. Ancak siz onlar adına, sevabını onlara bağışlamak üzere onlar adına kurban yani kesebilirsiniz. Hatta hisseye ortak, yani büyükbaş hayvan vardı. İki hissesiz, bir hisse işte ölmüşleriniz adına diye biri akika, öbürü falanca kurban tarzında kurban kesebilirsiniz. Bu takdirde kestiğiniz kurbanın sevabı vefat eden geçmişlerinizi yani mesela hepsini de söz konusu ederek mesela kessin derim anne babaları var, beyefendi ölmüş onu da işin içine dahil etmek üzere. Bir hisse olur mu yani öyle de? Geçmişlerimiz için ölü kurbanı diye kestiğinde bunun etini hem kendisi yiyebilir hem başkalarını dağıtabilir. Ancak şöyle olursa. Vefat etmeden önce vasiyet etti adam hanımına. Malı da var. Benim adıma kurban kes. Para da var, bırakmış. O vasiyette böyle bir kurban kesildiğinde bunun eti tamamen dağıtılacak yahut fakirlere verilecek. Bunu ayırmak lazım. Ama öyle bir vasiyet yok. Ben vefat eden geçmişlerim için böyle bir hisse kurban keseceğim diyorsanız bunun etinden siz de yiyebilirsiniz, başkalarına da dağıtabilirsiniz. Eyvallah hocam, teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Bir soru daha soracağım.
Soru Neşe Hanım tarafından sorulmuş. Diyor ki biz 3 hisse kurban kesiyoruz. Bunun bir hissesini tamamen dağıtıyoruz. Kalan 2 hisseyi de biz kendi evimizde eş dost akrabayla beraber yiyoruz. Kendimiz yiyoruz, ikram ediyoruz. Haliyle bize 30-35 kilo, 25 ile 35 kilo arası bir et kalıyor. Bu kadar eti kendimize ayırmamız dinen sakıncalı mı demiş? Ya sakıncalı olmaz. Resulullah Aleyhisselam'ın ölçüsü neydi? Kurbanın bir bölümünü dağıtın, bir bölümünü ikram edin, bir bölümü de evinizde kalsın. 3 hisse olduğuna göre 3 hissenin bir tanesi oluyor. Yani 1/3 bir evde kalmış oluyor. Bunun 40-50 kilo olması yahut daha fazla olması, daha aşağı olması bu ibadete engel teşkil etmez. Ama bir şeyi ihmal etmeyin. Çevrenizde fakir insanlar varsa Allah için kurban, ev için sızgıt diye bir ilde söyleniyor. Nedir hocam sızgıt? Sızgıt yani tenekeye ne yapıyorsunuz? Eti güzelce pişirdikten sonra basıyorsunuz ya. Allah Allah. Ona sızgıt deniyor. Yani kurbanı kesiyorsun hiç dağıtmadan ya sucuk ya pastırma ya kavurma. Neyse kavurma işte Allah o sızgıt Allah. Dediyor o. Bu da Şafii mezhebine göre bu caiz değil mesela. Onlar mutlaka fakire az da olsa bir şey verilmesi gerekir der. Hanefi de oluyor da bu da yani tatlı bir şey değil. Etrafınızdaki insanlara da ikram edin, fakirler varsa mutlaka gözetin. Ama öyle bir aile ki kurban kesti fakat fazla bir et görmüyor. Eve çok fazla girmiyorsa o zaman biraz fazlaca kavurma yapabilir. Başka türlü sucuktur neyse bilmem başka şekillerde o eti değerlendirebilir. Eyvallah. Teşekkür ederiz hocam. Estağfurullah. İyi ki varsınız, iyi ki hocamızsınız. İnşallah tekrar beraber olma fırsatına İnşallah, erişiriz. İnşallah. Evet kıymetli izleyicilerimiz bugünlük bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Peygamber Efendimiz bizi cennete girememe noktasında uyarıyor. Tabii bir takım fiilleri yapan insanlarla alakalı bu uyarıyı yapıyor. Ara bozuculuk yapan, yaptığı iyiliği başa kakan ve cimri olan kimse cennete giremez. Cenab-ı Allah ne ara bozgunculuk yapmak, ne yaptığı iyilikle alakalı bak ben sana şunu şunu yaptım, şimdi bu yaptığın oldu mu falan deyip insanları horlamak, ne de herhangi bir konuda cimri olmaktan cemi cümlemizi muhafaza kılsın. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Sadece orasını bozan bir hanımefendi bu. Dinimizde zorlama var mıdır? Hangi kişiler kullanmışlar? Şafii mezhebine göre evde kitaba girebiliyor muyum? Kadın değil, ne diyelim? Öğrenmek herkese farzdır.